Hadi oğlum. Yaparsın. Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e hoş geldiniz. İlk araba almak isteyenlerin ilk etapta aklına gelen arabalardan bir tanesiyle beraberiz arkadaşlar. Clio 3 ile beraberiz. 2009 model. 1.2 atmosferik. Normalde 1.5 dizelini görmeye alışığız. Ve aynı zamanda otomatik arkadaşlar. Biraz farklı bir kombinasyon. 1.5 dizelle ve manueliyle aralarındaki farkları ya da bu arabanın kullanım amacını elimden geldiğince size Barış'la beraber anlatmaya çalışacağım. Barış benim çok eski bir takipçim. Hatta kanala ilk araba getirenlerden birisi bile olabilir yani Barış. Şimdi bugün Başakşehir taraflarındayız. Burada yollar gerçekten çok boş, çok müsait. Bakalım 1.2 atmosferik Clio 3 ile beraber nasıl oluyormuş? Umarım beğenirsiniz. Bu arada videoya başlamadan önce kanala abone olarak da destek olursanız çok sevinirim. Siz abone oldukça biz daha güzel videolar çekmeye imkan sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Lafı uzatmayalım. Hadi bakalım Clio'nun yanında görüşürüz. Arkadaşlar karşınızda Clio 3. Bu makyajlı olanı. Bunların daha öncesinde ön far grubu falan biraz daha farklı oluyordu. Biraz rüzgar var. Dış çekimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Zaten bu arabanın olayı aslına bakarsanız böyle dışarıdan içeriden çok fazla anlatılacak bir durumu yok. Bu arabanın tamamen olayı arkadaşlar 1. İlk araba isteyenler genellikle bu arabaya bakıyorlar. Yani Clio, yani B segment arabalara bakıyorlar. İkincisi motoru, şanzımanı ve kullanırken neler hissettirdiği. Yani bir Clio 3, 1.2 benzinli aldığınızda sizi neler bekliyor? Özellikle sürüşe dair, yakıta dair. Artıları, eksileri. Bunları anlatmaya çalışacağım. Çünkü en çok işinize yarayacak olan şeyler bunlardır diye düşünüyorum. Daha öncesinde benim kanalda Clio 3 bulabilirsiniz. Ayhan'ın Clio'su vardı arkadaşlar. Yaklaşık bir sene önce onun videosunu çekmiştik. O araba 1.5 dizel 65 beygir manueldi. Bu aslında onunla aynı kasa. O da makyajlıydı. Bu sadece 1.2 atmosferik otomatik olanı. Clio'nun diğer detaylarını, iç hacim detaylarını vesaire görmek isteyenler varsa daha önce çektiğim 1.5 dizel Clio 3 videosuna da gidebilirler. Ben yine de arabanın tasarımından biraz bahsedeyim. Dışarıdan bence tatlı duran bir araba. Bu arada hiç beklemediğim kadar yol tutuşunu beğenmiştim mesela ben bu arabanın. Dışarıdan böyle pek yol tutar intibası yaratmıyordu. Ama Ayhan'ın Clio 3'ü kullandığımda ben yol tutuşunu beğenmiştim. Bir de arkadaşlar bu araba çok enteresan, 50.000 kilometrede. Gerçekten kilometresi çok düşük. Kullandığınız zaman da sanki sıfır bir Clio kullanıyormuşsunuz hissiyatı yaratıyor. Bu araba hakkında onu da söylemek lazım. Tabi burayı çocuklar çizmiş. Küçük çocuklar çiziyor. Bu arabanın arka diz mesafesi vesaire böyle küçük bir aileye yeter arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Araba da tertemiz bu arada. Arkadaşlar şu anda koltuk benim ayarımda değil. Ben biraz daha geride kullanıyorum aslında. Ben arkada rahat ediyorum. Yani B segmenti bir arabanın içinde oturduğumda diz mesafesi, baş mesafesi olarak çok bir problem yok. Ha evet, böyle yan yana 3 kişi otursak burada biraz sıkışabiliriz. Orası doğru. Ama bu arabanın B segmenti olduğunu unutmamak lazım. B segmenti arabalar zaten genellikle küçük aileler için oluyor. Ha, kalabalık aileler zaten genelde B segmenti arabalara bakmıyorlar. Önemli olan bu arabanın zaten şehir içindeki kullanım kolaylığı. Çünkü boyutları itibariyle gördüğünüz gibi yumurta gibi araba. Derli toplu, park etme sıkıntısı yok. Bu arada direksiyonu gayet yumuşaktı, buraya gelirken kullandım. Yani şehir içi kullanımına uygun. Ama şehir içi kullanımına uygun olmayan tek yanı bence şanzımanı. Şanzıman üstünde bayağı duracağız çünkü yarı otomatik bir şanzıman var. Benim pek sevdiğim bir, hatta zaten otomobilden anlayanların pek sevdiği bir şanzıman tipi değildir yarı otomatik. Motorumuz dediğim gibi 1.2 atmosferik. Otomatikleri 80 beygir ama enteresan bir şekilde manuelleri 75 beygir. Yani manuelle otomatik arasında beygir farkları oluyor. Özellikle arkadaşlar Renault grubunda motorlar arasında beygirlerde çok fazla fark oluyor. 65, 70, 75, 80, 85 böyle gidiyor. O detaylardan da içeride bahsedeceğiz. Bu arabanın arkadaşlar aslında en çok merak edilen noktalarından bir tanesi de performansı olacaktır. O yüzden şimdi buraya gelmemizin aslında güzel noktası şu, burada gerçekten yollar çok müsait. Yani bu arabanın performansını rahatlıkla gösterebileceğimiz yollar var. Yeterli mi, değil mi, gidişi nasıl? Elimizden geldiğince size anlatmaya çalışacağım. Şimdi yola çıkalım arkadaşlar. Bakalım 1.2 atmosferik yarı otomatik şanzıman ile beraber Clio 3 neler vaat ediyor. İçeriye geçelim, yolda görüşürüz. Arkadaşlar bakın, şöyle içeriye doğru geçelim. Arkadaşlar içi gerçekten çok temiz. Yani sanki gerçekten böyle hani sıfır bir Clio'nun içine binmişim gibi hissiyat yaratıyor. Yani tuşların hiçbirisinde bir yıpranma yok. Torpidoda herhangi bir şey yok. Yani şöyle inceliyorum arabayı. Gerçekten çok temiz gözüküyor. Şuralar abi, kavuçukları falan. Ama yok ya. Bir sıkıntı yok bence yani. Sıkıntı yok diye işe yaradım. Kavuçukları ha, tabii tertemiz. Ya tamam, şimdi bu zaten böyle eskimeyen bir malzeme. Evet. Yani bu böyle deri olsaydı komple o çok daha böyle yıpranmaya müsait oluyor. Aynen. Hatta yani BMW'lerde bile mesela direksiyon derisi 20-30 bin kilometrede pasparlak olur. Şimdi bu malzemelerin güzelliği ne? Tamam evet, böyle çok kaliteli malzemeler değil şu anlamda. Hani böyle yumuşak yumuşak deri malzemeler yok. Araba B segmenti zaten ama artısı uzun ömürlü olması. Aynen. Gerçi bu arabada zaten çok fazla kullanılmamış 50 bin kilometrede.
Şurada bir bilgi ekranımız var. Ya şöyle baktığımda benim böyle bir ufaktan bir mide bulantısı yaratıyor. Şunu görmek biraz beni kötü hissettiriyor. Ne bir ruha nereden giriyoruz? Vallahi bilmiyorum abi. Yabancısıyım. Pek bir şey göstermiyor. Bütün yol bilgisayarı aslında burada. Burada sadece radyo ayarlar. Ekstrem diye geçiyor. Sıcaklığı, saati görebiliyorsunuz burada. Orta tarafta ortalama tüketiminizi görebiliyorsunuz. Az önce mesela yağ seviyesinin uygun olduğunu söyledi. Şurada vitesi görebiliyorsunuz. Şu anda N konumunda. Vites biraz enteresan. Şöyle şu anda N'de mesela işte D'ye almak istiyorsanız gördüğünüz gibi burada D yok. Şöyle bir ileri itiyorsunuz. Vites 1'e geçiyor. Şöyle sola çektiğinizde manuel alabiliyorsunuz. Manuel olarak kullanabiliyorsunuz. Ya da geri almak istediğinizde aynı böyle otomatik manuel arabaymış gibi. Kontak açıklayan acaba yapar mı? Yapmaz herhalde de. Ne, bir deneyelim bakalım. Şöyle yapıp şöyle geri alıyorsunuz. Yap. Geçti şu an R'ye geçti mesela. Yani enteresan bir vites arkadaşlar. Bayağı böyle geri alırken manuel araba gibi şöyle sağa çekip arkaya çekiyorsunuz falan. Bu vites biraz böyle yeni araba kullanmaya başlamış, ilk defa ilk arabasını alan birisi için otomatik konusunda pek kolay değil. Ben zaten kullanırken de eksilerinden falan bahsedeceğim. Yani ne gibi zorluklar olabileceğinden bahsedeceğim size. Ben GoPro'ya geçeyim. Kamerayı kafama takayım. Aa, burada aynalarımız elektrikli. Evet. Elektrikli aynalarımız var. Hız sabitleyicimiz de var. Bak, bu da güzel. 2009 model bir B segmenti Clio bu. Burada hız sabitleyicisi var. Aynaları elektrikli. Keşke arkaya da otomatik cam koysalarmış. 4 cam otomatiğimiz yok. Ama en azından bak, evet. Şurada direksiyonun üstünde de hız sabitleyicinin tuşlarının olması, sabitleme opsiyonunun olması güzel. Hız sabitleme deyince akla uzun yol geliyor. Bu araba uzun yolda nasıl olur? Onları da yolda konuşalım. Lafı çok uzattım. Ben kamerayı kafama takayım arkadaşlar. Koltukta aşağı yukarı ayarlama şey yokmuş. Ayarı yokmuş. Yani koltuk yüksekliği sabit. Ben mesela biraz böyle bir aşağı almak istedim. Ama öyle bir imkanımız yokmuş. Enteresan. Bu arada daha marşa basmadan kemerimi muhakkak takıyorum. Siz de kemerinizi arkadaşlar. Marşa basmadan takın. Bunu alışkanlık haline getirmek lazım. Şimdi bir basalım bakalım marşımıza. Gayet güzel çalıştı. Motor çok sessiz. Ve çok düşük devirde çalışıyor. Yani neredeyse 500 devirde çalışıyor. Enteresan. Bak, klimayı açınca devirlenmeye başladı araba. Aynen. Bak, kapatayım bakayım. Bak, kompresör devreden çıktı. Şu an düştü. Şu an bir tane ileri ittim. Vitesimiz 1'de. Güzel. Alıştım. Ben otomatiğe bile hani nasıl çalıştığını biraz alışmak gerekiyor. Biraz Fransız kafası. Ya zaten şimdi bu yarı otomatik ya. Aslında manuel mantığıyla çalışıyor. Yani arkadaşlar, robotize bir şanzıman. Altta sizin yerinize debriyaja basan ve vitesleri atan başka bir sistem var ama bildiğiniz aslında debriyaj var. Bir robot var, basıyor falan böyle debriyaja. O yüzden vites geçişlerini falan çok hissediyorsunuz. Çok yavaş vites geçişleri yapıyor. Aslında bu yakıt tüketiminizi de olumsuz etkiliyor. Performansı da çok olumsuz etkiliyor. Yani ben bir Clio alacak olsaydım kesinlikle hem dizelde hem benzinli manuel olarak tercih ederdim açıkçası. Şimdi sen bizi Barış'ın böyle açık yollara götür ya. Abi, yukarı doğru gidelim o zaman. Sağımız serbest. Sağımız serbest. Yukarı doğru gidelim. Motorumuz zaten sıcaktır. Sen de yoldan geldin. Aynen. Bak, 2'ye attı. Bastı debriyaja. Attı. Bak şimdi 3'e atsın bakayım. Bak, hop, bastı. Attı. Yani arabanın debriyaja bastığını hissediyorsunuz arkadaşlar. Evet, yani vitesteyken güzel. Vitesteyken vites atana güzel. Kadar mutlusun. Aynen. Ya bu arabanın performansı hiç işi yok. Dedim ya hani ben manuel tercih ederdim diye. Aslında ilk araba konusunda orada kendisiyle biraz çelişiyor. Yani ilk araba aldığı zaman insanlar genelde hep bir otomatikle başlamak istiyorlar artık günümüzde. Ama bunların da otomatiği işte ne yazık ki bu şekilde. Arkadaşlar, şimdi bunun otomatiği 80 beygir, manueli 75 beygir. Şu an bizim kullandığımız 80 beygirlik, torku 108 Nm. Ama tabii böyle çok ağır olan bir araba değil bu. Böyle 1100 kilolar civarında olan bir ağırlığı var. Bak, süspansiyonları yumuşak, bu geçişleri falan güzel. Ya aslında konforlu araba. Rahat bir araba. Evet. Tabii şimdi buradaki atlatmalar çok büyük aslında. Ne gibi? Ya çok keskin değil böyle, biraz geçişi var atlatmanın. Yani uzun. Aynen, uzun. Böyle çok keskin yerlerden geçerken ben Ayhan'ın Clio'sundan hatırlıyorum. Arada sırada böyle vurabiliyordu, dandan yapabiliyordu. Ya bu araba zaten arkadaşlar size genelde ekonomi vaat eden bir araba. Yani yedek parça konusunda da öyle. Ne bileyim, arabanın yürütme maliyetleri açısından da öyle. O yüzden de böyle çok fazla bir kalite beklememek gerekiyor. Bir Clio aldığınızda çok aşırı bir kalite beklentinizin olmaması gerekiyor. Bu araba da zaten çok fazla bir kalite vaat etmiyor. Aslında Clio'nun vaat ettiği şey sorunsuzluk, uzun ömürlülük. Ondan sonra arabanın yürütme maliyetlerinin çok yüksek olmaması, ustasının parçasının bulunması.
şehir içinde de böyle fıtı fıtı istediğiniz yere rahat rahat gidip gelmenizi vaat ediyor. İşini de çok güzel yapıyor Clio. Ama genelde dizeli tercih ediliyor. Evet. Şimdi bu benzinli. Ama mesela Barışların kullanımına göre bu arabanın benzinli olmasının hiçbir sakıncası yok. Yani ben mesela Barışlara keşke dizel alsaydınız demezdim. Neden? Çünkü zaten çok az kullanıyorlar bu arabayı. Aynen. Hiç, yani hiç kullanmıyoruz desek yeri olur. Değil yani. Yani böyle markete, bakkala, bakkala. İşte böyle ufak tefek böyle işleri halletmek için. Yani araba bir haftada kaç kilometre yaptı demiştin? 60 kilometre. 2 haftada 60 kilometre yaptı. 2 haftada 60 kilometre yapmış. Yani dizele ne gerek var? Ki dizel zaten böyle şeyi sevmez. Böyle az kullanılmayı, kısa mesafe kullanılmayı dizel sevmez. O yüzden size en uygunu bence benzinli. Bunu tercih ederek güzel bir tercih yapmışsınız. İşte diyorum arkadaşlar, bu tamamen sizin arabayı ne amaçla kullandığınıza bağlı. Şu yola çıktım. Yarım gaz civarında basıyorum. Manuele şöyle alıyoruz değil mi? Aynen. Şu an 5'te. Arkadaşlar 2000, bakayım şu 2500 devire getireyim arabayı. 2500 devirde tam 80 ile gidiyor. Ya tam şehir içi ya bu araba. Hani uzun yolda çünkü 3000'e getireyim bakayım. İnşallah geleceğiz 3000'e. 3000 devirde tam 100 yapmıyor. Böyle 98 civarında falan yapıyor. Aslında bunun şeyi, devir oranları benim Altima ile birebir aynı ya neredeyse. Nispeten. Çok benziyor. 1-2 kilometre fark ediyor. Ben mesela Altima'da bunun sıkıntısını uzun yolda çok yaşıyorum. Evet. Çok yüksek devirde kalıyor. Çok fazla bağırıyor. Bu da büyük ihtimalle uzun yolda bir noktadan sonra tat kaçırır devir oranlarından dolayı. Rahat gidemezsin. Dediğin gibi zevk alamazsın sürdüğün. Hep 3000 devirin üstünde kalıyorsun. Devirin. Aynen öyle. Tam bir şehir içi otomobili o yüzden. Zaten biz bunu kendimize, anneme aldık biz bunu abi. Ve markete giderken, ne bileyim bir yere giderken falan kullanıyor. Yani çok sık çıkarmıyoruz biz bu arabayı. Bak şu an dip gaz yaptım. 4. vitesi aldı. 3000 devirden yürütmeye çalışıyor. Aslında ben şeyi beklerdim. 3'ü alıp 4500-5000'e dayayıp araba yürütmesini beklerdim. Yapmadı. Yani diyor ki basma diyor. Sakin git. Aynen. Benle basma diyor. Ben o işin arabası değilim diyor. Ama şu an ben bunu özellikle şeyde merak ediyorum ya. Acaba otobanda nasıl olur? Ya böyle ana yolda bassak kaçı görürüm falan, çok merak ettim. Ha bak şu an yaptı, gördün mü? Şu an dediğimi yaptı. Evet. Alındı demek ki. Aslanım benim be. Devir çevirince gidiyor aslında ya. Dur klimayı kapatacağım. Hadi oğlum. Yaparsın. Bu arada motor pürüzsüz. Tam içeriye bir motor sesi geliyor ama mesela motorla alakalı hiçbir sarsıntı yok. Yok. Yokuş çıkıyoruz bu arada. Bak 125'e kadar geldi. Paspas azıcık geri çektim. Işıklara yaklaşırken kasis var abi. Ezberlemişsin ha. Oturuyoruz abi. Ama kasisi koymaları mantıklı olmuş. Tam böyle basmalık yol. Evet bak, araba normalde böyle yumuşak karakterli hissettiriyor. Ama böyle keskin yerlerin üstünden geçerken tam sönümleyemiyor. Bak. Buradan sonra yok. Buradan sonra rahat rahat şey yapabiliriz. Yokuş çıkıyoruz. 90. Ya çok da üzmek istemiyorum. Çektim ayağımı. Hatta şöyle dur bakayım. Manuel alıp şöyle bir vites büyüteceğim rahatlasana. Alıştım bak. Yarı otomatiğe. Ya bunu da şey yapacaksın. Araba her vites atarken ayağını, bak şimdi gösteriyorum. Bak 4'te hafiften hızlandırıyorum arabayı. Bak. Bak ayağımı çektim. Vites atmasına müsaade ettim. Şimdi aynı manuel kullanır gibi kullanacaksın. Bak bu yollarda güzel yaylanıyor. Ama keskin yerlere geldiği zaman o
zaman hissediyorsun böyle bir vurmayı. Bakayım burası. Şöyle bir dörde alacağım. İleriden soldan. Ya ben her arabadan bir eğlence çıkarabiliyorum bu arada. Mesela bu araba şu an düz mü devam ediyorum? Evet abi. Bir de her yer boş, kimse de yok yollarda ya. Başakşehir boş abi ya. Başakşehir boş bir yer. Bakayım. Yeni yeni yollar falan yapıldı. Rahat kullanabilirsin. Bu arada bak, düşürmelere güzel tepki veriyor. Ha, tamam hani şanzımanı birazcık şey yaptık ama. Aynen. Düşürmelere güzel tepki veriyor bak. Şöyle bir 4000'e getir bakayım. Bak bildiğin manuel kullanıyor. Keskin mi burası biliyor musun? Burası biraz keskin bir daha. Fallar nereden yanıyor Barış? Senin şey gibi abi, Ertim abi. Ha şöyle. Çevir onu. Heh tamam. Sisleri yaktım galiba az önce kazayla. Yollar ne kadar güzelmiş ya. Başakşehir. Bunda şey ya, avantajlı. Asfalt da çok güzel. Ama işte atlatma falan çıkar diye korkuyorum. Yok, buralarda yok abi. Eskiden vardı, kaldırmışlar. Bak 4000 devirdi. Hatta 4000 devirin üstünde 130 ile gidiyor. Yani uzun yol için pek işte devir oranları uygun değil. Frenine bakalım bir de. Güzel durduruyor arabayı. Ya işte bak, buna bir turbo koysan çekiş anlamında dağlar girer araya. Bambaşka bir çekiş olur arabanın. Hatırlıyorsun, sende 0.9 TC vardı. Oğlum çok güzel gidiyor. Nasıl gidiyordu? Yani bununla hiç alakası var mıydı? Yok. Yani 300 cc bundan daha düşük. Ama turboyu hissediyordu. Tabii, ama bir turbo koyduğun zaman işin rengi nasıl değişiyordu? Arkadaşlar kullanışı çok rahat. Sürüş pozisyonu çok yüksek. Her yere hakimsiniz. Bu arada aynada ikinci açımız var sol tarafta. Direksiyon düşük hızlardayken yumuşak ama böyle yüksek hızlara çıktığınızda yine böyle bir ağırlığı oluyor. Hani çok büyük güvensizlik yaratan bir durum yok. Arabayla böyle çok gazlıyasınız gelmiyor. Bakın şu anda yatıyor araba. Hissediyorsunuzdur zaten videoda. Ama yine de güven vermiyor diyemem. Bence veriyor. Yani böyle hafif tempo gittiğin zaman ürkütmüyor. Tatmin ediyor. Aynen, tatmin ediyor. Yani tam böyle aslında parasının hakkını vermeye çalışıyor. Çünkü hep uygun fiyatlı tarafta yer alıyor yani bu arabalar günün sonunda. Aynen. Yakıtından bahsedelim. Şimdi şey diye düşünenler olabilir. 1-2 araba çok fazla yakmaz diye düşünenler olabilir. Yani şu an mesela 7.7 gösteriyor. Full şehir içinde 7.7 yine iyi aslında. Çok kısa mesafelerde git gel 7.7 fena değil ama bu arabaya göre iyi değil. Ya şimdi 1.5 DSI var ya bir de bunun. Evet. Yani 1.5 DSI alsan kolay kolay böyle 5 litrelerin 5.5 falan üstüne çok fazla çıkmıyor mesela 1.5 DSI. Şöyle durmuşken klimayı açalım. Biraz serinlesin içerisi. Ki buna zaten büyük ihtimalle LPG ile binerler. Şimdi bu arabada hiç LPG yok ama bizde genelde benzinli bir araba alındığı zaman, özellikle ekonomiye yönelik benzinli bir araba aldıysan zaten LPG muhakkak oluyor. Manuel de mi şey? Yo. Tabii sen hiç dip gaz yapmamışsındır bunda. Sen de şaşırdın. Yok, ben de şaşırdım. Manuel de şu an. Manuel de mi? Şu an manuel de. Evet, şu an manuel de. Ha tamam. O zaman şey yapıyor. Baktı ben atmıyorum. Ben atayım diyor. O atıyor, tamam. Ama bir şey söyleyeyim, manuelde daha keyifli oluyor. Şöyle bir ayağını hızlı debriyajdan çekersin ya. Aynen. Öyle yapıyor. Şu an otomatikte. Şu an otomatikte. Aynen, bak şimdi daha konforlu attı otomatiğe alınca. Üzülüyorum ya ben. Böyle arabalarla bastığım zaman üzülüyorum. Bir yere de gitmiyor. Nazik, kibar araba. Aynen arkadaşlar, bunu hep sakin kullanacaksınız ya. Tam bir şehir içi otomobili. Gerçekten. Yani ben bunun 1.5 dizelini çok kullandım. 1.5 dizelle performans anlamında aralarında çok bir fark var diyemem. Şimdi 1.5 dizelin 65'liğinde
Mesela beygir olarak bundan daha düşük ama tork olarak daha fazla. 65'lerin torku 160 Nm. O yüzden onun artısını yokuşlarda hissediyorsunuz. Yokuşlarda çekiş anlamında çok fazla devir çevirmeden sizi yürütebiliyor dizeli. Benzinlisi de devir çevirdikçe daha yüksek hızlarda daha avantajlı hale gelmiş oluyor. Ama tabii orada yakıt avantajı var. O araba çok fazla yakmıyor. Heh, sonunda 4'e attı. Bunun yani Clio için abi otomatiklerinde yani arabanın tek dezavantajı vitesi. Değil mi? Robotiğinde sıkıntı var. Kronik bir sorun. Ben bu vitesi bulana kadar yani canım çıktı. Ne çıkmacılarda var, ne yedek parçacılarda var, ne de herhangi bir yetkili serviste bunun orijinalini var. Ben bunun orijinali robotiğini ta Denizli'den buldum. Ne diyorsun ya? Evet abi. Bulunmuyor yani, bulamıyorsun. Her gidiyorsun çıkmacılara, dükkana soruyorsun abi Clio için otomatik vitesi var mı robotiği? Herkes sadece Allah yardımcın olsun diyor. Benim anlamadım. 50 bin kilometrede robotik niye? İşte sorun kronik sıkıntısı varmış bunların. Zaten bu yarı otomatiklerde biraz böyle bir şey var. Sıkıntı var. Bak şu an bildiğin yarı debriyaj yapıyor. Ha, kaldırdı arabayı. Ben manuel tercih ederdim. Ya bir de şöyle de oluyor şimdi. Yarı otomatiklerde özellikle böyle yokuşlarda, diyelim ki yokuşta bir yere arabayı park edeceksiniz. Biraz araba öne arkaya da kayabiliyor arkadaşlar. Çünkü o sırada bildiğiniz debriyaja basmış oluyor. Ve siz ayağınızı frenden kaldırdığınızda yokuş kalkış desteği de yoksa araba öne ya da arkaya kayabiliyor. Abi soldan tamam, dönelim. Bak geniş açı olması çok güzel. Hemen arkamdaki arabayı fark edebildim. Şuraya girelim. Ama tork konvertörlü olsa şanzıman devamlı yükte tuttuğu için öne arkaya kaymıyor araba. Tork konvertörlü o yüzden her zaman daha çok severler. Buradan dönüyoruz. Aha, buradan abi. Fiorina geçtiyse biz de geçeriz. Zaten Ranger gitti. Bildiğin manuel ya. Rahat rahat aslında yaşıyorsun. Aynen. Arkadaşlar bu arabayı kesinlikle böyle şehir içinde, evin ikinci arabası olur bundan. Zaten Barışlar da öyle yapmışlar. Hani annesini almış. Aynen. Hani böyle şehir içinde çok fazla kilometre yapmadan ufak tefek market alıp düz mü gideceğiz? Şöyle abi. Evet, şu çerinin arkasından gidiyor. Evet abi. Yürü oğlum. Oğlum vites atma oğlum, devam. Vites atınca yürümüyor. Aslanım benim. Küçük market alışverişlerinde ufak tefek böyle sağa sola gitmelerde evin ikinci arabası olarak kullanılır. Ama böyle gerçekten düzenli kullanacağım. Ben işte günde 50 kilometreden fazla yol yapacağım. Yeri gelecek uzun yola da gideceğim. Yeri gelecek yokuşa da vuracağım. Yeri gelecek yük de yükleyeceğim. Çok amaçlı kullanacağım diyorsanız o zaman 1.5 DCI. Ki zaten 1.5 DCI'de de sadece manuel şanzıman seçeneği vardı diye gördüm. Bunların şeylerinde var abi otomatik ama çok az var. Dizellerinde mi? Evet, çok az var. Yok, manuel 1.5 DCI ideal kombinasyon. Çok fazla macera aramaya gerek yok. Eğer böyle her gün kullanacaksan, düzenli olarak sağa sola gideceksen ideal kombinasyon o. Ama evin ikinci arabası olsun diyorsan bir tane böyle otomatik, böyle markete falan gidip gelmeye bu araba olur. Çünkü araba güzel arkadaşlar. Yani park etmesi kolay. Kullanırken bir zorluk yaşamıyorum. Bu arabayla sadece performanslı kullanmak istediğimde beni mutsuz ediyor. Zaten bu arabanın da normalde performansla hiçbir işi yok. Yani normalde biz şu anda Barış'la gezmeye çıkmış olsaydık ben bu arabayla hiç dip gaz bile yapmazdım. Siz görün diye yapıyorum. Çünkü merak edenler olabilir. Şanzımanın tepkilerini merak eden olabilir. Gidişini merak eden olabilir. O yüzden yapıyorum. Barış kendini alsa buna direkt LPG takardı. Bak, ben anında LPG takardım. Aa, Barış tam bir LPG canavarı. Ne alırsa al. Dizel bile alsa abi buna LPG olur mu diye. Ben Clio'ya 09'a bile LPG taktım. Evet. Ki memnundum. Hakikaten çok memnundum. Ondan sonra onu sattık. Başka bir araba aldık. Evet. Güzel de bir araba aldım güzel bu arada. Güzel bir araba aldım aynen öyle. Allah kaza bela vermesin. Belki vaktimiz olursa bugün ona da bir bakacağız arkadaşlar. Bu araba bize tamamen şansa geldi abi. Babamın arkadaşı satıyordu. Babam zaten bizim aklımızda araba alalım, dursun veya tandem sürsün diye bir şey hiç yoktu. Tamamen piyangodan son anda çıktı diyebilirim ben bunu. İşte nasipmiş. Nasip, aynen öyle. 50 bin kilometrede bir de. Hiç kilometresi de yok. Zaten kullanırken de hakikaten sıfır Clio için sıfırını kullanıyormuşum gibi
diri hissettiriyor yani araba. Aynen. İkinci sahibinden aldık biz bunu. 12 yıldır onlardaymış bu araç. Eşi öğretmen, okula gidip gelmeye kullanıyor. Hanımefendi. Tam işte bizim bahsettiğimiz kombinasyon. Aynen öyle. Arkadaşlar şu an bak arabayı keşfettim biraz, çözdüm. Bu arabayı eğer böyle akıtarak kullanmak istiyorsanız sizi mutlu ediyor. Yani böyle trafiğin akışına uygun bir şekilde çeyrek yarım gaz arasında biraz da böyle şanzımanı dinleyerek, ne zaman vites atacağını tahmin ederek kullandığınızda sizi mutlu ediyor. Yani biraz aslında bak şu an hızlandırıyorum. Dip gaz yapmıyorum. Böyle çeyrek yarım arası yokuş çıkıyor. Klimam açık. Biliyorum ki biraz devir çevirecek. Bak az bir ayağımı gazdan çektim ve arabayı vites attırdım. Dördüncü vitese ayağımın hareketiyle dörde geçirdim yani. Bakın 5'e attırdım şimdi. Hafif şöyle bir gazı, yükünü hafif aldığım zaman hemen bir üst vitese zaten kendini atıyor. O yüzden arabayla aranızda bir iletişim dili geliştirmeniz gerekiyor. Ben hemen, yani ne kadar oldu? 15 dakika içerisinde mesela hemen dilinden anlamaya başladım. Böyle kullandığınız zaman mutsuz etmez. Zaten bunu alıp da böyle çatır çatır gazlayacağım da demezsiniz herhalde. Sollama yapmak istediğinizde de gaza dibine kadar basmanız şart. Onu söyleyeyim. Hemen böyle çıkayım sollayayım dediğinizde gaza basmanız gerekiyor arkadaşlar. Böyle az böyle tatlı tatlı hızlandırayım dediğinizde turbo olmadığı için bir türlü o alıp götürme efekti olmuyor. Yapacak bir şey yok. Her güzelin bir kusuru vardır değil mi Barış? Öyle. Tabii ki de abi. Çünkü araba belli, yaptığı senin dediğin gibi görevler belli. Tabii. Bu arabanın görevi A noktasından B noktasına en pratik, en uygun nasıl götürebilirim mantığındaki bir insana göre zaten. Bu arada bak hani çok araştırmadım ama 1-2 atmosferik basit de bir motoru var. Yani bu motorun da ben böyle problem çıkartacağını çok zannetmiyorum yani. Yok yok, problemsiz motor. LPG'si de yok. Bu arabanın sadece dediğim gibi abi tek kronik sorunu vitesi. O da robotiğinden dolayı. Mükemmel bir evin ikinci arabası. Cruise kontrolü deneyeceğim şimdi şurada yolda. Bakayım şurada şalteri var. Çalışıyor mu acaba cruise kontrolü? Çalışıyor. Hiç ben çalıştırdım onu abi. Öyle gidelim, yukarıdan döneriz. Tamam, sabitleyici. Aynen. Mesela şu an 40'a sabitledim mi? Evet. Şu an kendisi gaz veriyor. Bakayım şimdi yokuşta hızlandırmaya çalışacağım, ne yapacak? 52 yaptım. Aa, hızlandırıyor. Ben gaza bastığımda böyle hızlanmıyor. Soldan dönüyorum. Yukarıda gidebiliriz. Yukarı mı gidelim? Aha, yukarı gidebiliriz. Hadi bir yokuşlarda deneyelim ya. Klima da açık. Bak şu an yokuş çıkıyoruz. Bak gaz mesela şu an var ya. Yok gibi bir şey. Aynen öyle. Ya ben şu an manuel kullansam bir bira almak isterdim mesela. İvmelenmesi yokuşlarda çok, evet, bak, dezavantajı var. İkide yürütmeye çalışıyor. Enteresan. Acaba gerçekten 2'de mi şu anda? Bak ikinci vitesle çıkarıyor şu anda. Aa, bir anda torklandı makine. Ne oldu ya? Heh, şimdi aldı 1'e. Bu arabanın en güzel noktalarından bir tanesi görüş hakimi. Ve kullanması gerçekten çok kolay. Ya zaten bence bu yüzden ilk araba alanlar şöyle Clio'ya bir oturup hemen almak istiyor. Çünkü her yere çok hakimsin ya. Geniş açısı var. Evet, yüksek bir oturma pozisyonu var. Ve bir hakimiyet hissi var. Direksiyonuna geçtiğiniz anda hemen anında ben bu arabayla her yere girer çıkarım hissiyatı geliyor. Kol dayama olsa iyi olurmuş ya şurada. Evet, çok güzel olur. Aynen. Çünkü bir de yüksekteyim, kolum çok böyle boşta kalıyor. Bir kol dayama olsaymış daha güzel olurmuş. Onun haricinde sürüş kolaylığı olan bir araba arkadaşlar. Az önce söylediğim şeyleri zaten tekrar söylemeye gerek yok bence. Son bir isterseniz şöyle bir 50'den performansını göstereyim size. Bakın dip gaz yaptım. 50, 60, 70. Vites attı. 80. Manuelde galiba. Yok, otomatikte. Ama yine vurdu. 100'e geldi. Viraja geliyoruz. Hadi girelim bakalım kapatmadan şu viraja da. Bu arada dönüyor da. Hani yerden yüksek yüksek ama dönerken ha, ürkütmüyor yani. Aynen. Sağdan abi. Sağdan çıkalım bakalım. Bu videodan böyleydi arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır ya da umarım ilk arabasını alacak kişiler için bir fikir oluşturmuştur diye ümit ediyorum. Sizi çok fazla seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Otolimit videolarında görüşmek dileğiyle.
Görüşürüz. Ya. Arkadaşlar bakın, bu arabanın hızı kesinlikle bu. Araba böyle 70, 80, 90. Bu hızlardayken araba güzel hissettiriyor. Onun üstüne çıktığınız zaman biraz siz de huzursuz olmaya başlıyorsunuz. Araba da pek mutlu değil gibi oluyor. Bakın hızlandırıyorum şu anda. Ağır ağır geldi mesela 90'a, 100'e, 110'a. Gitgide arabanın içinde bir huzursuzluk şu anda olmaya başladı mesela. Bak 100'ü geçtim. Ha gayret oğlum. Ya bütün yol böyle gidilmez. Ama mesela bak yolu çok hissetmiyorum ha. Asfaltın da güzelliğinden olabilir. Bu sefer videoyu kesin kapattık arkadaşlar. Görüşürüz.